Türkiye'de ekonomik göstergeler son 6 aydır hızlı bir değişim gösteriyor. Sonuçları iyi olması için alınan ekonomik kararlar halen etkisini göstermedi. Tam tersine yurt dışında yaşanan ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle ekonomide iyileşme süreci halen başlamadı. 2021 Eylül ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasıyla birlikte ekonomide yeni dönem başladı. Takip eden aylarda yurt dışında enflasyon sorunu büyüdü ve gelişmiş ülke merkez bankaları parasal sıkılaştırma dönemini başlattılar. Bütün bunlara bir de Rusya-Ukrayna savaşı eklendi. Yılın büyük kısmında kurun 13-14 aralığında gezineceğini beklerken yaşanan olumsuz ve öngörülemeyen gelişmeler nedeniyle lirada değer kaybı devam ediyor ve muhtemelen enflasyon kolay kolay gerilemeyecek. Peki bütün bu ekonomik ve politik gelişmeler dolar ve altın için ne ifade ediyor? Dolar ve altın fiyatları nasıl şekillenecek? Bugünkü çalışmamızda bu konuları sade bir dille detaylı olarak analiz edeceğiz. Evet, yılın ilk ve en detaylı ekonomi videosuna hoş geldiniz. Yeni ekonomi politikasının 2022 yılındaki sonuçlarını anlayabilmek için öncelikle bu politika değişikliği ile neyin planlandığını anlamaya çalışalım. Bir cümle ile yeni programın başarmak istediği şey ülkemizin dış ticaret açığını daraltarak döviz ihtiyacını azaltmak ve böylece kur ve enflasyonu kontrol altına almak. Şimdi kısaca bu konuya değinelim. Ülkemizde ilk dış ticaret açığı 1938 yılında verilse de bu çok küçük ve geçiciydi. 1950'de Demokrat Parti iktidarının başlaması ile bu açıklar kalıcı ve sürekli olmuş. 1980 yılında Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesiyle giderek artmıştı. AK Parti iktidarı döneminde bu sorun çözülemedi ve ekonomide yapısal değişim gerçekleştirilemedi. Özellikle iktidarın ilk 10 yılında oldukça stabil bir ekonomik ortam vardı ve büyük sermaye grupları bu atılımı gerçekleştirebilirlerdi ama yapmadılar. Burada yapısal değişmeden derken vurgulamak istediğimiz şey ekonominin kronik olarak dış ticaret açığı veren bir yapıdan dış ticaret fazlası veren bir ekonomik üretim sistemine geçilmesini vurguluyoruz. Ve bu değişim devlet tarafından değil, ülkenin lokomotifi durumunda olan büyük sermaye grupları tarafından gerçekleştirilebilmelidir. Bu yüzden burada esas sorumlu devlet değil, büyük sermaye gruplarıdır. Buna birazdan geleceğiz ama şimdilik bunu bilmemiz gerekmekte. Türkiye dış ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmedikçe Merkez Bankamızın kasası boş kalmaya devam edecek. Döviz kıtlığı yaşadığımız sürece lirada değer kaybı ve enflasyon sorunlarından kurtulma imkanımız bulunmamakta. Biraz sonra göreceğimiz gibi 2022 yılında da enflasyon ve dolar TL kurunun seyrinde dış ticaret açığının seyri hayati öneme sahip olacak. AK Parti iktidarının ilk yıllarında Türkiye ekonomisi oldukça stabil bir durum sergiliyordu. Dolar ucuzdu ve lira değerliydi. Mükemmel bir yatırım ortamı hakimdi. Koç, Sabancı, Zorlu gibi büyük sermaye grupları 50-60 yıllık sermaye ve bilgi birikimlerini kullanarak bu atılımı gerçekleştirebilirlerdi ama yapmadılar. Ekonomide dalga teorisi vardır. Önce 1-2 çok büyük şirket bir girişim başlatır ve ardından etkileri dalga dalga yayılır ve büyür. Ama bu grupların hiçbirinin milliyetçi bir bakış açısı olmadığı için ülke ekonomisine çağ atlatacak bir yatırım sistemini gerçekleştirmek yerine ithal bazlı ticaret ekonomisi ve bankacılık ile ülkenin milli kaynaklarını ve vatandaşı kullandılar. İthal et sat sistemi ile aslında ticaretin en basit şeklini yaptılar ve sonuçta ülke kaynaklarının yurt dışına transfer edilmesinde büyük rol oynadılar. Kurdukları fabrikalara ya yabancı ortak aldılar ya da ilkel üretim temellerine dayanan düşük katma değerli ürün ve aramalı ürettiler. Bu büyük holdinglerin hepsi verdikleri demeçlerde kendilerini olduklarından farklı gösterip ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını açıklasalar da aslında bu ülkeye en fazla zararlı işte milli bir bakış açısına sahip olmayan bu büyük sermaye grupları vermiştir. Burada tercihi ikincisinden yana kullandılar. Ancak tahmin edilmeyen gelişmeler yaşandı ve kur 13,5 seviyesinde tutunamadı. Yıl içinde dolar kurunun seyrini belirleyecek iki önemli faktör var. Bunlar 1- cari açık ve dış ticaret açığı, 2- doların uluslararası piyasalardaki değeri. Şimdi bu faktörlerin önümüzdeki haftalardaki seyrini değerlendirelim. Az önce belirttiğimiz gibi 2022 yılında kurun dengede kalması için ilk ve en önemli faktör dış ticaret açığı olacak. Yıl boyunca dolar kurunun dar bir aralıkta kalmasını istiyorsak dış ticaret ve cari açık fazla vermeli.
Kaldı ki belirttiğimiz gibi yeni ekonomi politikasının özünde de bu yatmakta. Yani dış ticaret açığı veren bir ekonomiden dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye geçmek. Ancak bu konuda yeni ekonomi politikasının başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. 28 Şubat tarihinde yayınlanan TÜİK verilerine baktığımızda Ocak ayında ihracat %17.2 artmışken ithalatın %54.2 arttığını görmekteyiz. Verilerin detayını gördüğümüzde tablonun daha da korkutucu boyutlara ulaştığını görüyoruz. Örneğin cari açık Ocak 2022'de dış ticaret açığının 2021 Ocak ayına göre 3 milyar dolardan 10 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Diğer verilerde dış ticaret açığının gittikçe kötüleşeceğini netleştiriyor. Mesela Ocak 2022'de ithalatın ihracatı karşılama oranının %63 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Devam edelim. Ekonomi politikasının uygulanmaya konduğu Eylül 2021 tarihinden itibaren ki dış ticaret verilerine baktığımızda dış ticaret açığının sadece Ekim ayında azaldığını ve Kasım ayından itibaren giderek arttığını görmekteyiz. Tablo çok net, dış ticaret açığı ve cari açık devam etmekte. Peki Şubat ve Mart aylarında dış ticaret açığında olumlu bir tablo görebilir miyiz? Tarafımızda bu pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu aylarda yurt dışında enflasyon tırmanmaya devam ettiği gibi ve savaş dolayısıyla enerji ve gıda fiyatlarında muazzam artışlar gördük ve görmeye devam edeceğiz. Bu gelişmeler ülkemiz dış ticaret dengesine olumsuz bir şekilde yansıyacak. Şimdi buraya kadar yolun geride kalan kısmından bahsettik. Şimdi biraz da yolun ilerisine bakalım. Savaş ve Rusya'da uygulanmaya başlayan ambargo ve diğer yaptırımlar iki ülke ile olan ticaretimize oldukça olumsuz olarak yansımasını bekliyoruz. Rusya şu anda ekonomik olarak sıkışmış durumda. Ülkenin döviz gelirlerinde ciddi azalmalar olacak. Bu yüzden Rusya'da ülke içinde döviz kullanımına çok ciddi kısıtlamalar gelebilir. Böyle bir kısıtlama gelmesi turizm gelirlerimizi ciddi oranda azaltacaktır. Rusya'nın kapalı bir ekonomi şeklini alacak olması bu ülke ile yaptığımız ticareti ciddi olarak aksatacak bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Ukrayna pazarında savaşın yarattığı hasarın telafi edilmesi uzun bir zaman alacak ve bu ülke ile de olan ticaretimiz oldukça olumsuz olarak etkilenecek. Bunları toparlarsak döviz gelirlerimizde bir azalma olacağını çok net görüyoruz. Ucuz Türk lirası Avrupa ve Amerika'ya olan ihracat gelirlerimizi artıracak olsa da enerji ve gıda ithalatı için döviz harcamalarımız da artacak. Aynı zamanda ihracat yapmak için de ithalata bağımlı bir üretim sistemimizin olması ihracat yapmak için de döviz talebi oluşturan bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. İçinde bulunduğumuz ekonomik sistemde ithalatı tamamen durdurup sadece ihracat yapma gibi bir ekonomik durum söz konusu olmayacağına göre büyük olasılıkla yıl içinde dış ticaret açığının devam edeceğini öngörmekteyiz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi dış ticaret açığı devam ettiği sürece lirada değer kaybı baskısı devam edecek. Ülkemiz dış ticaret açığını kontrol edemezken yurt dışı finansal piyasalarda da olumsuz hava esiyor. 2021 yılı boyunca Amerika Merkez Bankası enflasyonun geçici olduğu ve bir süre sonra düşmeye başlayacağını dile getiriyordu. Ancak bu öngörüleri doğru çıkmadı. 2022'de enflasyon sorunu büyümeye devam etti ve Amerika Merkez Bankası bu ay parasal sıkılaştırmaya başlamak zorunda kaldı. Hem dolar faizini yükselterek dolara olan talebi yükseltecek ve hem de piyasa sağladığı dolar emisyonunu azaltacak. Bunların doğrudan sonucu doların diğer para birimleri karşısında daha değerli hale gelecek olması. Toparlarsak 2022 yılında lirada değer kaybının devam etmesi yönünde etkiler mevcut. Dış ticaret açığının devam edecek olması bu etkilerden en önemlisi. Ülkemizin dövize ihtiyaç duyduğu bir dönemde finansal piyasalarda da küçülme ve dolarda değerlenme süreci içine giriyoruz. Bu iki etkinin birlikte çalışması dolar lira kurunda baskıyı daha da arttıracaktır. Yeni ekonomi politikasının uluslararası arenada kabul görmemesi ülkemizin risk primini ve dış borçlanma faizini arttırıyor. Keza dünkü ihalede hazine yabancı yatırımcılara 2 milyar dolarlık borç için neredeyse 1 milyar dolar faiz ödeyecek. ABD'nin 5 yıllık hazine tahvili şu anda %2,15 seviyesinde. Türkiye bu oranın yaklaşık 6,5 puan üzerinde faizle borçlanmış oldu. Türkiye'nin yüksek enflasyonu ve yüksek kredi risk primi yurt içi ve yurt dışında borçlanma maliyetlerinin de arttığını gösteriyor.
dolar TL'nin önümüzdeki dönemde seyri pek parlak görünmüyor. Şimdi gelelim altın fiyatlarına. Gram altının fiyatının yurt içi ve yurt dışında da nasıl belirlendiğini önceki videolarımızda belirttik. Geçtiğimiz yıl paylaştığımız altın videolarında gram altın için 2021 yılında 1000 lira ve 2022 yılında 1500 lira hedeflerimiz olduğunu paylaşmıştık. Yıl içinde dolar lira kurunun değer kaybedecek olması gram altın fiyatlarını da yukarı itecek bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Uluslararası piyasalarda durum biraz daha karışık. Altın ons fiyatında 2500 dolar seviyesindeki öngörümüz halen geçerli. Enflasyonun ciddi olarak birdenbire düşmediği ve Amerikan Merkez Bankası faizleri öngörülemez seviyelere çıkarmadığı sürece altına olan talep devam edecek. Merkez Bankası'nın faizleri artırması ons altın fiyatları için olumsuz bir durum yaratıyor. Çünkü altın bir yatırım aracı olarak size hiçbir faiz getirisi vaat etmemekte. Bu yüzden eğer enflasyon düşer ve faizler de yüksek kalırsa uluslararası yatırımcılar altın satıp dolara geçebilirler. Enflasyon ve politika faizi arasındaki denge ve bunların seyri ons altın fiyatları üzerinde belirleyici bir faktör olacak. Evet, bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok yakında yeni videolarla yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.